Herkese merhabalar. Evet. Cüneyt abi neredeyiz? Hüdane Parkı'ndan Arkeoloji Müzesi'ne doğru yol alıyoruz. 2 sene olmuş gelmeyeli. Bakalım. Doğru. En son 2 sene önce yine Cüneyt abiyle gitmiştik. Cüneyt abiyi bilirsiniz, Likya yolunda. Kendisine çok danıştım. Yolu bizden önce yürümüştü. Kendisi hem bizim büyüğümüz hem de hocamız. Yok, sağ olsun, eksik olmasın. Şimdi Zeynep nerede diye soruyorsunuzdur. Zeynep işte, bugün de ben izinli olduğum için Cüneyt abiyle bir zaman yaratabildik ve Arkeoloji Müzesi'ne gidelim dedik. Buraları çok güzel ya. Eski İstanbul. Abi sen çok seviyorsun değil mi eski İstanbul'u? Ya ben doğma büyüme Sultanahmetliyim. Vay be. Tabii. Benim çocukluğumun geçtiği yerler hep bunlar. Babam buraya getirirdi beni, Hüdane Parkı'na. Abi büyük ayrıcalık biliyor musun ya? Buralarda büyümek, yani çocukluğunun buralarda geçmesi. Sultanahmet Meydanı, dikili taşların falan olduğu yer hep eskiden böyle şey topraktı. Yani eski hipodrom havasındaydı. Sen o zamanlar hatırlıyorsun abi. Hatırlıyorum tabii. Vallahi. Sultanahmet Camii'nin bahçesinde çitlenmik ağaçları vardı, çitlenmik toplardık. Vay be. Şimdi var mı yok mu bilmiyorum. Bir ara gidip bakalım abi. Olur. Bu arada yani İstanbul Arkeoloji Müzesi hemen karşımızda ama daha dışında burada eserler sergilenmeye başlamış yani. Evet. Buraya atmışlar artık. Çocuk içine girdi şeyin. Neyin? Sütün şeyi mi, yuvası mı, kaydısı mı? Tepeden ağaç düştü üstüme, tepeden dal düştü. Bunlar İmparator Lahitlerinin şeyleri. Bak Medusa var abi, evet. Evet. Bizans İmparatorlarının kapakları. Ya çınar ağaçları. Şöyle şu yolu göstermek istiyorum ya. Çok güzel bir yol. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Şimdi müzeleri yazıyor. Ben müzesi diyorum ama neden müzeleri deniyor? Çünkü içeride birden fazla müze var işte. Eski şark eserleri salonu var, Çinili eserler salonu var falan. Birden fazla müzeyi barındırdığı için öyle diyorlar. Şimdi kapatayım. Bu arada müze kart geçiyor. Fiyatlar böyle. Müze kart alırsanız 60 lira. 60 lirayla Türk vatandaşları geçiş yapabiliyor. Normal girişi de yine 60 liraymış. Ben girdim. Tamam abi, ben de giriyorum. Şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin avlusuna geldik. Tam arkamda eski şark eserleri salonu var. Bayağı Sümer zamanından, işte Urartular zamanından kalan pek çok Anadolu eseri var. En önemlilerden bir tanesi de Kadeş Anlaşması. Orada Kadeş Anlaşması bulunuyor. Şimdi burada tabii bütün eserler önemli, hepsi önemli. Ama bahçede sergilenen eserler genelde Bizans dönemi eserleri. Şurada önemli bir eser var. Cüneyt abi. Şu şey var ya. Şuradaki şey var ya hani, biliyorsun evet. Abi onu. O Bizans'ın büyük sarayının şeysi, parçasıymış. Doğrudur. Şu çok iyi. Attılar mı abi? Çok güzel eserler var ya. Bayağı dönem dönem ayırmışlar. Anadolu Pers dönemi. İşte Halikarnas Mozelesi var burada. Vay be. Aa, bu şey Elmalı Tümülüsü ya. Nevzat Çevik Hoca'nın kitabında gördüydüm bunu. Renkli desenli. Halikarnas. Mozelyonu aslanı. Ya. Aa, bizde parçası var mıymış böyle ya? Duruyor muymuş?
Bizi ilk karşılayan Lahit Likya Lahti. Cüneyt abi uzun uzun seyrediyorsun Likya evet. Lahti'ni. Harika bir şey ya. Güzel değil mi? Abim muhteşem ya. Şurada kentaurlar tepişiyor. Aslan. Aslanlar var yanda. Evet, çörtenler, aslan çörtenler. Bir tanesi kırılmış ama bir tane. Abi bunun şeysine baktım, orijinal bulunduğu haldeki çizimine baktım. Orada da mı yok? Orada daha beter Lahti'nin durumu. Şu köşesi komple yok abi. Bu restore edilmiş hali. Ama geldiğimiz 2 sene evvel de böyleydi bu. Doğru abi böyleydi. 2 sene önce de aynen bu şekildeydi. Hiç ilerleme falan olmamış. Hiçbir şey yok. Evet. Osman Hamdi Bey'in salonundayız. Kişisel eşyaları, kendi el yazması dokümanları burada sergileniyor. Sidon Nekropolü'nün içindeki lahitlerin yayınlandığı belge. Yani lahitlerin yayını aslında kısacası. Bunlar Türk müzeciliğinin ilk adımları. Çok önemli Türk müzeciliğinde. Ve işte Sidon Kral Nekropoli salonu. Muhteşem yapıt ya. Yani ne zaman görsem Cüneyt abi ilk görmüş gibi heyecanlanıyorum biliyor musun? Kimi bu renkli olduğu zaman ne muhteşemdi. Hala renkler duruyor zaten. Tabii abi ya. Şu Pars Abı sahnesinde bakar mısın? O evet, hançeri kan. Soktuğu yerde kan evet. Evet. Onun elinde de bu şey varmış. Herhalde mızrak mı var bir şey var ama yok olmuş. Tabii. Ya hepsi çalınmış tabii zamanında mezar soygunuyla. Evet. Ve şeyler de var. Mesela bazı atların ayaklarında delikler. Mesela şu Persli askerin tam göbeğinde delik var. Oralarda da aksesuarlar varmış. Kemer, evet. Takılar falan böyle. Bak şey yoktu abi. Dibindeki şu silika jeller yoktu. Silika jel koymuşlar rutubet almak için. Evet. Ya muhteşem değil mi Cüneyt abi ya? Ama yeni bir yer açılmamış ben sana söyleyeyim. Açılmamış mı abi? Herhalde açılmamış. Ya da açılacak mı dediler ben mi yanlış anladım? Yeni bir yer yok. Şeye bakarız abi. Nedir o? Sidam Aralahti'ne falan bakar mıyız? Yoksa çıkar mıyız artık? Nerede bakacağız? Sidam Aralahti var ya ileride hani şeyler. Oraya gideceğiz zaten. Gideceğiz değil mi? Evet. Tamam. Bunun sonu orası zaten. Doğru. Trisa Lahti var. Doğru. Gölbaşı. Trisa. Evet. Bir o kalmış zaten eğer onu götürmüşler. Alpaya Valahti olsaydı şurada, Nereitler Anıtı olsaydı. Bunları Antalya Müzesi'ne alırlardı. Ya tabii. Ama şey hani o dönemde getirilseydi tek müze burasıydı, buraya getirirlerdi. Evet. Sonra olsaydı Antalya Müzesi tabii. Antalya Müzesi de en eski müzelerden birisi. Görmedin değil mi? Gezdim abi, gezdim. Antalya Müzesi'ni gördüm, ben Hatay Müzesi'ni gezemedim abi. Ben gezdim ama o zaman restore ediliyordu. Ağlayan bayanlar Lahti. Evet. Her bir bayanın yüz ifadesi farklı. Daha doğrusu her bir bayanın yüzü farklı. Beni mi çektin abi sağ ol. İskender Lahti gerçekten çok önemli bir lahit. Yani bu müzenin kurulmasında vesile olan bir lahit. Sadece İskender Lahti değil tabii ki de. Bu sayede Kral Nekropolü'ndeki lahitlerin tamamı öyle. Ama İskender Lahti ile ilgili bir video yapmıştım. Bunu izlemenizi istiyorum. Linkini koyacağım altına tıklayamıyorsunuz ama en azından görürsünüz. İskender Lahti videomuzu izleyin isterim. Çünkü bütün hani sadece İskender Lahti'ni anlatmıyorum. Bütün Kral Nekropolü'nü, sayede Kral Nekropolü'nü anlatıyorum orada.
Yani Türk müzeciliği nasıl kuruldu, ne günlerden ne günlere geldi. Yani uzun uzun anlatıyorum. 16-17 dakikalık bir videoydu. Tabii çok izlenmiyor videolar ama ilgilisin artık. Öyle söyleyeyim. Yavaş yavaş çıkıyoruz şimdi. Cüneyt abi beni dışarıda bekliyor. Şimdi gideceğim yanına. Ya insan buradan ayrılmak istemiyor. Size tablete mumyasını da göstereyim hem çıkmadan. Bu da tabletin mumyası. Ve buradaki hazineler de burada sergileniyor. Hani soracaksınız bu lahitlerden neler çıkmış diye, işte bunlar çıkmış. Altınlar, bilezikler, takılar. Yani müthiş eserler çıkmış. İskender Lahdi bulunduğunda içindeki eserler soyulmuş. İçindeki eserlere ulaşamıyoruz tabii ki de. Yani ha, diğer şeyi de göstereyim ya. Diğerleri de bunlar. Mısır tipinde mezarlardan çıkan diğer eserler. Lahitlerden çoğu soyulmuş zamanında. Kurtarılabilenler bunlar. Takılarıyla beraber gömülüyorlar. Finike kralları nekropoli. Evet, şimdi devasa bir lahdin karşısındayız. Bizans lahdi. Bizans soylularından birine ait muhtemelen. Ama her lahitte olduğu gibi bunu da tahrip etmişler ve üstelik dinamitle bu kadar kalın şeyi ancak dinamit açar. Dinamitle lahdi açmışlar bu şekilde. Abi doğru diyorsun. Şu lahdin kalınlığına bakar mısın? Bak iki karıştan fazla. Şöyle fazla, göstereyim. Fazla iki karıştan. İki karıştan fazla. İki buçuk karış falan. Evet. Granit. Evet, kırmızı granit abi. Muazzam bir şey. Zaten abi bu dediğin gibi dinamiti buraya koymuş adam değil mi? Evet. Şu oyun bir yerine koymuş, patlatmış. Patlatmış. Burası çökmüş olduğu gibi. Evet. Ne varsa almış. Yazık olmuş abi. Yazık ya. Bütün eserlerimiz bizim öyle. Bütün eserlerimiz işte. Elimizde kalanları korumamız lazım. Buna da antik dönemde kırılmış bu abi. Yama yapmışlar değil mi? Antik yama bu. Evet. Şu şeyler, kurşunlu demirli plakalar. Evet. Bu da enteresan. Genelde şey oluyor değil mi Cüneyt abi bu? Lahit inşaat aşamasındayken falan oluyor herhalde bu. Ama kime ait oldukları belli değil bu lahitte. Doğru, belli değil abi. Ama ya çok muazzam bir şey abi ya, çok büyük. Şöyle beni çek abi, bak yanında durayım şunun. Boyutunu göstereyim. Nasıl o? Evet. Kocaman ya. Cilalı bir de. Pırıl pırıl parlıyor şurası. Çok güzel bir lahit canım. Hayran kalıyorum abi. Nasıl yapmışlar? Üste de bir şeyler varmış ama onları da yok etmişler. Evet, köşelerde değil mi? Evet. Bakar mısın? Şu boyuta bak. Bu arada kapak. 2 metre, 2,5, 3 metre falan var o. 3 metre var abi. Evet. Bunu da patlatmışlar tabii. Evet. Aynı şekilde. Aynı şekilde patlatmışlar bunu da. Ve arkadan çalışmışlar. Vallahi. Evet, Onur. Doğru. Şurası bak. Şuraları falan değil mi abi? Evet. Ya işte açmak için Cüneyt abi dikkat çekti. Bak şurada da var. Evet. Oğlum şuraya sokuyor levyeyi. Şey çekiyor mu abi? Çekiyor. Tamam. Levyeyi şu tarafa sokuyor. Kanıttırıyor böyle, açmaya çalışıyor. Tabii ne oluyor? Ağırlık kaldırmıyor. Burası kırılıyor. Çatlıyor. Çatlıyor, öyle diyor. Ya da komple açamıyor, gücü yetmiyor. Belki de dinamiti sokmak için boyut yapmaya çalıştı. Olabilir. Cüneyt abi dikkat çekti buna da. Bayağı bir şey. Bu arada abi bak, bu heykel devrilmiş buradan ha.
O mu acaba? Bu çapraz geliyor, bu da çapraz. Buna benzettim ben ama. Gel bak ya, bu da enteresan. Aa. Bu da bir lahit ama bunu tamamen patlatmışlar. Evet, yazık olmuş buna. Komplesi gitmiş. Aslında bunu tamir edebilirler, kapatabilirler. Parçaları duruyor çünkü. Değil mi abi? Evet, duruyor. Evet. Bugün de hava çok sıcak. Cüneyt abi, teşekkür ederim valla bu bilgiler için. Bir arkeoloji müzesi gezisinin daha sonuna geldik. Evet. Her gelmişimizde artı bir şey var. Evet abi. Burada da var mağaza. Müzenin kahvesi ve mağazası. Sen şu arka bahçeyi görmüş müydün Cüneyt abi? Gördüm. Şimdi bir sürü eseri yığmışlar oraya. Kapıyı kapak. Ne var acaba altında? Aa, şunu göstereceğim. Şu meşe yapraklı sütunbaşı. Bakar mısın sen meşe yaprağına? Bak. Sen buna bakıyordun mu? Bu lastik burada. Bu da çok güzelmiş ya. Bu da Bizans şeysi değil mi abi? Evet. Bizans. Ha bir de şey var. Şu lahitlerden bir tanesinin başında haç vardı. Onun fotoğrafını çektim. Gerçi gösteririm. Eklerim. İkisinde de haç var. Doğru, ikisinde de vardı. Cüneyt abi teşekkür ederim böyle güzel bir gezi için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Sağ ol Cüneyt abi. Vallahi senle arkeoloji müzesi gezmek bir ayrıcalık. Evet. Bir dahaki sefere umarım Zeynep de olacak yanımızda. Hep beraber. Yeni salonlar açılacakmış. Yeni salonlar, evet. Evet, o salonları hep beraber gezeceğiz umarım. Bir ay diyor ama ben inanmıyorum bir ay. Ya abi İskender Lahti de öyleydi. Dediler açıldı, açılacak, kaç açıldı, açılacak. 8 senede açıldı salon. Evet. Hala onu bitirememişler öbürünü, görmedin mi? Evet, bir tane lahit kalmış orada, Satrap Lahti. Öyle, işte o zaman dediğim gibi benim... Hem Sidamara Lahti var videosu, hem de İskender Lahti'nin videosunu yapmıştım. Bunları kanalımdan izlemenizi isterim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyelim. Görüşmek üzere. Evet.